Efendim bu derste 9. E, ünite e, inne ve kardeşleri e, kâne ve kardeşlerinde bahsettiğim müpteda ve habere yönelik açıklamalar burada da geçerli. Fakat kânenin haberi mansup olur. Şimdi ise innenin e, ismi mansup olur diyeceğiz. Kâne Allahu ama bakınız inne getirirsek innallâhe diyoruz. Ee, diğer öge ise merfu oluyor. Allahu alimen Allah e, alim idi. E, alim e, olmuştur her zaman. E, Allah'la ilgili kullandığımızda kâneyi e, geçmiş zamanla sınırlı tutmuyoruz. E, her neyse Allah kânenin ismi alimen kânenin haberidir, mansuptur. İnnallâhe alimun ifadesinde ise Allah innenin ismi alimun haberidir. Allah ismi mansup, haberi ise merfu gelir. Efendim burada Allahu alimun mübtede haberden oluşuyor. Haberimiz müfret soylu. İstersek Allahu enzelel Kur'an'e Kur'an'a ale ale Muhammedin desek haberimiz e, fiil cümlesi olur. Allah Kur'an'ı Muhammed'e Aleyhisselam indirdi. E, efendim Allahu fi kalbi derseniz Allah kalbimdedir. Bu durumda fi kalbi şivi cümlesi haber olmuş olur. Allahu rızkuhu vefirun desek mesela Allah'ın rızkı boldur ifadesinde rızkuhu vefirun kendi içerisinde müpteda haberden oluşan bir isim cümlesidir. Allah'ın da isim cümlesi oraya gelmiş haberidir diyebiliriz. Dolayısıyla burada dört cümle kurduk. Birincisi müfret soylu haber. ikincisi fiil. Üçüncüsü şibi cümle. Dördüncüsü ise isim cümlesi. Şimdi ben bu cümleleri başına inne getirirsem ne olur? Burada innenin ismi mansup olur. Geri kalan geri kalan merfu olur. Bakınız bu. Peki burada problem o zaman şu. İnne cümleye ne anlamı katar? Efendim, inne cümlenin anlamını pekiştirir. Peki biz ne diyoruz buna? Te'kid diyoruz. Tamam mı? Biz cümleyi niye pekiştiririz ki? Niye vurgularız? Mesela e, efendim El imtihanu garibun. Sınav yakın. Niye ben durup dururken innel imtihane garibun diyorum? Çünkü öğrenci bakıyorum ki sınav sanki 5 ay sonra yapılacak gibi hiç dersine çalışmıyor. E o zaman onu bir sarsmak için sınav yakın diyoruz. efendim. E, Tabi Türkçe'de çoğu kere inle kesinlikle sözcüğüyle muhakkak sözcüğüyle tercüme edilir. Ben şahsen buna karşıyım. Efendim e, burada inne getirmezsek sınavın yakın olduğuna dair bir kesinlik yok mu anlamı çıkar. Hayır sınav e, ister inne getir ister getirme sınav yakın yani. E, efendim inne iyi e, biz neye getiriyoruz? Karşıdakinin dikkatini çekip bak sınav yakın kendine gel. E, efendim çünkü sınav yakın değilmişçesine hareket ediyor. Efen, yani bağlam, bağlam, bağlama dayalı bir kullanımdır inne. Mesela innallah'e, innallah'e e, gafur'un diyorum mesela, gafur. Allah bağışlayandır. Nerede kayın? Efen, çok bağışlayandır. Tamam da şimdi inne getirmezsem Allah az mı bağışlayan oluyor? Hayır, Allah bağışlayıcıdır. İster inne getir, ister getirme. Ama ben niye inne getirerek? Hem de karşıdaki Müslüman'a söylüyorum. Efendim, çünkü o Müslüman... E, mesela bir günah işlemiş. Allah beni affetmez diye... E, kendini yiyip bitiriyor. Ben de ona diyorum ki... Bak kendine gel. Allah affedicidir. E, efendim, tövbe edersin. E, efendim, bir daha dönmemek üzere... Bağışlar inşallah. o, o Efendim, şeklinde inne getirerek... E, efendim kendine gelmesini sağlamaya çalışıyorum. Efendim çünkü hareketlerine bakıyorum onun. Sanki Allah'ın bağışlayıcı oluşuna dair tereddütleri var gibi. Yani öyle bir tereddütü yok ama e, hareketleri, tavırları öyle. O sebeple innallaha gafurun diye cümleyi vurguluyorum. Mesela sınıfa bir öğrenci girdi. E, ders başlamış yarım saat geçmiş e, Efendim e, ben de e, öğrenciye bakıyorum kapıya doğru e, yani hiçbir şey söylemeden ama yadırgıyorum değil mi Çünkü ders 40 dakika olmuş e, bakıyorum üzerinde ne kalem var ne defter var Bu böyle birisi e, öğrenci olduğunu nasıl söyler en yani, taı şeklinde söylemez e, Peki nedir der Arapçada benim o yadırgamımı, yadırgamamı, tereddütümü görünce e, e, İnne neyi der. E, hocam ben öğrenciyim. Efendim diyoruz ya, e, bu öğrenci Allah aşkına. E, hocam kesinlikle ben öğrenciyim der mi Türkçe'de? Türkler demez. Yani her inneyi kesinlikle muhakkak diye tercüme ederseniz çok komik olur. Yani sınıfa giriyorsunuz. Hocam kesinlikle ben öğrenciyim. E, sadece hoca değil, herkes güler. E, Peki, e, fonksiyonu neymiş bu innenin efendim? E, yani e, hoca'nın e, tereddütünü, yadırgamasını şey yapmak, e, ortadan kaldırmak. Çünkü hoca niye bakıyor? Bu saatte bakıyor, hiç öğrenciye benzer hali yok. O yüzden inne getirerek o tereddütünü ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ee, efendim, ha, inne teykit. Niye teykit ederiz? Bunu açıklamaya yönelik ee, izahatlar getirmeye çalıştım. Ee, efendim, inne öyle. Lakinne ama fakat demek. Lalle, e, belki umulur ki, ola ki demek. Keenne, sanki, mışçasına demek. Türkçesi. Lienne, e, efendim, e çünkü dığından dolayı dığı için e, demek. E, efendim. Leyte keşke e, demek. E, efendim. Peki. Bir de enne var arkadaşlar. Enne çok farklı. Enne isim cümlesini mastarlaştırır. Mesela Ali hastadır. Biz Türkler e, bu cümleyi Türkçe'de Ali'nin hasta olması oluşu şeklinde masarlaştırıyoruz. İşte Araplar da Aliyun Maridun cümlesini Mastarlaştırmak istediğinde enne getiriyor. Enne Aliyen Maridun. Bakınız şu lakinne lealleke enne lienne leyte efendim bir de inne var tabi. E, bunlar la kurulu cümlelerin hepsi yargı bildirir ama enneli ifade yargı bildirmez e, efendim tek ögeye karşılık gelir e, enneli e, ile e, efendim elde ettiğimiz yapıya yani enne artı müpteda ve habere e, ki bu müpteda ennen ismi habere ennen haberi denilir müevvel mastar adı e, verilir ee, en evet bu müptedayı nasip eder. Bu biçimsel bir e, efendim işlevidir ama peşinden gelen isim cümlesini ki yargı bildirir, yargı bildirmez hale getirir. Yani mastarlaştırır. Biz Türkçede fiil isim haline getirir diyoruz. Peki en isim cümlesini mastarlaştırır? Peki fiil cümlesini mastarlaştırsak efendim fiil cümlesini biz en ile basitlaştırıyoruz. O da fiil artı failden oluşuyor. Buna da müevvel maslar denilir. Ve elde ettiğimiz bu müevvel maslar e, normalde cümlenin tek bir ögesine karşılık kullanılır. Bir kelime grubu oluşturuyoruz yani. Tabii müevvel maslar zanne ve benzerlerinde üç meful alan e'leme ve benzerlerinde iki nesne yerine geçebilir ilgili konuya bakarsınız. El ümmetü'l İslamiyye mü'minetü bi -vahdetihe. İslam ümmeti birliğine inanmaktadır. Efendim, e, bunun başına inne getirirsek e, tereddüt olanlara yönelik e, efendim bir cümle kurmuş oluruz. E, i̇nne'l ümmetü'l İslamiyye mü'minetü bi vahdetihâ. Tercümesi aynı. Fakat kullanımı yeri farklı. Buna dair bir tereddüt olanlara efendim inneyle ile bu cümleyi kurarız, söyleriz. El-ittihadu kuvvetun. Birlik güçtür. Li'enne'l-ittihada kuvvetun. Çünkü birlik güçtür. el müslimune istifidun min daveti dinihim. Müslümanlar dinlerinin davetinden istifade ediyorlar. لعل المسلمين مسلمو مسلمين يستفيدون من umulur ki Müslümanlar dinlerinin davetinden çağrısından istifade ederler. El kadetul muslimun mutayakkizun Müslüman komutanlar onların hilelerinden haberdar hilelerine karşı uyanık kaldı. Lakin el kadetul muslimina müteyyakizune li ama e, Müslüman komutanlar e, onların hilelerine karşı uyanık. <ofer> El cemi'u cesedun vahidun fi vakfetihim dıddehum e, Herkes onlara karşı duruşlarında tek bir vücuttur. E, Kenne getirirsek kendine cemi'a cesedun vahidun fi vakfetihim <ofer> dıddehum Herkes sanki onlara karşı duruşlarında tek bir ceset gibidir. Eadeul İslam'ı yefemune e, İslam düşmanları anlıyor. Leyte eade el İslam'ı yefemune keşke İslam düşmanları anlasa. Tedribat Ayyin el isme والخبر لكل من إن فيما يأتي كما في المثال أفن ما شاء الله إن هر برين اسم دَلَلَ ليت الشباب يعود يوما كشكا كنشتك بيرجن دونسا الشباب ليت النسمة يعود يوما ليتن fiil cümlesi olarak gelmiş haberi. Cümle soylu olduğu için haber mahallen irab edilir. Kale Teala Bismillah. İnne iddetel şuhuri ya da iddet iddete sanırım veya iddete İnne iddete şuhur indallahi itne aşara şehren. Buna bir bakalım arkadaşlar. E, Allah katında ayların sayısı 12 aydır. Buradaki 12 ay innenin haberidir. Buradaki Şehran kelimesi innenin haberi olduğu için mansup gelmedi. Şehran bu 12 sayısının temizi olduğu için mansup geldi. Burada isne Aşara Şehran bir fresoğlu bir haberdir. Ama isne Aşara ifadesindeki Aşara mebni isne bu muğraptır. Elif merfu olduğu söylenir. Ee, efendim yani karmaşık bir ifade. Bu haberdir. Allah'ın ayları sayısı 12 aydır. Galat Teale, İnnallah yağfiriz duno be cemiyan. Allah, efendim günahların tümünü bağışlar. İnnahu al Gafur rahim. O bağışlayıcı, esirgeyici olandır. Bak, o bağışlayıcıdır demiyorum. Eğer öyle deseydik, innehu Gafurun rahimu. Burada el takılı gelmiş. O bağışlayıcı rahim olandır, esirgeyici olandır. Kale Teala Bismillah. Elem tera ennallâhe enzele minessemâyi mâen. Allah'ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Burada konumuz enne lâhe. Ennenin isim cümlesini mastarlaştırması. Bakınız Allah lafzı enneden dolayı mansup. Peşinden gelen cümle ise ennenin haberi. Ama en önemlisi de ne biliyor musunuz? Bu enne ile başlayan ifadenin tümü artık yargı bildirmiyor. Bak Türkçesine. Allah'ın gökyüzüne su indirdiğini görmedin mi? Bilmez misin? <laughs> Leallel cevve cemilun el yevme. Ee, e, umulur ki hava bugün güzel olur. Belki de hava bugün güzel olur gibi. El cevve leallenin ismi. Geri kalanı ile haberi. Kenne seyyarate saruḫun fi sur'ati. Otomobil hızda füze gibidir. Otomobil sanki hız yönüyle hız açısından bir füzedir. E, efendim. Leytel kamera sæti'un el leylete. E, keşke e, ay e, bu gece e, efendim çıksa, parlak olsa. Yani bu e, gece açık olursa e, o zaman ay görünür. Keşke ay bu gece e, efendim doğsa. El kamera leytenin ismi seyatiyon el leylete leytenin müfresuil haberidir. E, efendim zaten şöyle bir bakalım. Bir, ne olur cümlede innen haberi müfret iki nolu cümlede birincisinde innen haberi fiil cümlesi, ikincisinde müfret, üçüncüsünde e, efendim Allah e, ennenin e, haberi enzele ile başlayan e, fiil cümlesi, dördüncü cümlede lalenin haberi müfret, beşincisinde müfret, altıncısında müfret, yedincisinde ennenin haberi misafir ile başlıyor. Müfret, evet. Alimtu ki, bu masada bir ila var. Muhammed'in yarın Dimeşk'e seyahat edeceğini öğrendim. Burada enne peşinden gelen yargılı yapıyı mastara dönüştürmüş ve Bu mövvel mastar alimenin masal haline halinde kullanmış. içinde bir masal var. Bu masalın tecennuben Efendim Arkadaş e, Sakındığı için e, Bana küsüyor Ya da benden uzaklaşıyor Fe uri Fe uri Hi Enne Li hicrihi Esbeben Ona e, Bana küsmesinin Benden ayrılmasının sebeplerini gösteriyorum Yani Benden ayrılıyorsun Bunun Efendim birçok sebebi vardır. Buna göre zahat getiriyorum gibi. Efendim inni ifadesinde inne sonuna bir zamir almış inne. E, y zamiri getirdiğimizde araya korumanunu kullanarak inneni diyebileceğimiz gibi kor korumanunu kullanmaksızın Efendim, inni şeklinde de söyleyebiliriz. Benzer bir durum nahnu nahnu için de geçerli. Burada na kullanırken, efendim ne diyebileceğimiz gibi, efendim. Inne şeklinde de söyleyebiliriz. Yani üç tane nun geliyor ya. İşte üç nun yan yana geldiğinde bir nunu düşürebiliyoruz. Efendim. E düşürmek zorunda değiliz. Düşüredebiliriz. E, i̇nnenin ismi buradaki ye'dir. Peşinden gelen ifade fiil cümlesidir. E, ennenin burada enne gelmiş peşinden gelen isim cümlesini mastarlaştırıyor. Nehicrihi ifadesi ennen haberi esbeben ennenin ismidir. Diyeceksiniz ki nasıl yani bu ismi bu haberi değil mi? Değil. Çünkü esbeb kelimesini bakınız ennenin mansub ismidir. Öteki ise şibit cümlesi olarak gelmiştir. Zaten şibit cümlesi genelde efendim müpteda e, yani ennen ismi mesela kânen ismi olmaz. Efendim nadir örnekleri var. Pardon. İmle il feraga bi al ismi al münasibi mimma beyne al kavsin kema fi al misali. Uygun ismi koyarak parantez arasındakilerden uygun ismi koyarak boşluğu doldur. Yani burada isimlere baktığımızda birinin merfu diğerinin mansub olduğunu görüyorum. Konumuz tabi inne ve kardeşleri inne ve kardeşlerinin ismi mansub haberi merfu olur. Kâne ve kardeşlerinin ismi merfu habere mansub olur. Tabi müfret soylu olduğunda bunu lafzen görürüz. Cümle soylu olduğunda ise mahallen. Lalle لَعَلَّ الْمُوَظَّف۪ينَ مَوْجُودُونَ ف۪ي مَكَاتِبِهِمْ Umulur ki memurlar e, ofislerinde bulunuyorlardır. Yani umulur ki memurlar ofislerindedir. Efendim burada el muvazzafin lealen ismi geri kalanı da söyle haberi. Alimtu ennet talibeyni nacihani fil imtihani. Öğrencilerin sınavda başarılı olduğunu öğrendim. alim ee, fiil, tu fail, geri kalan meful. Burada et talibeyn ennen ismi Necihani fil imtihan müfresso ile ennenin haberidir. Leyte lısusu lısusu leyte lısusu affen leyte lısuse muhterifune bi zunubihim leyte lısusu Uf, lusus diyorum. Leytel lususa biz zunubihim. Muhterifune biz zunubihim. El lusus, leytenin ismi mansub. Geri kalanı ise müfret soylu haberidir. Merfu. Muhterifune. Hırsızlar, keşke hırsızlar suçlarını itiraf etseler. Ke enne tıfle, rajulan fi hadisihi çocuk konuşmasında adam gibidir yani çocuk adam gibi konuşuyor et-tifl laken ismi rajulan fi hadisihi müfrasu ila haberi yuhavil yuhavil en-nass hırsız kaçmaya çalışıyor fiil fail meful lakin eş-şurtiyya lakin eş-şurtiyya memsikun bihi ama polis onu yakalıyor. Le'allel nasra garibun. Umulur ki zafer yakındır. Ee, efendim, Lıstun hırsız, Lusuz hırsızlar, Lıstun, e, ee, başka bir kelime daha var. Sârikun hırsız demek. Bunun çoğulu düzenlidir. İ'terafe itiraf etti demektir. Neyi sorusunun cevabını bi ile verir. İ'terafe bihi. onu itiraf etti, kabul etti. İftial bağımındandır. Arefe kök harflerindendir. herabe herabe kaçtı demek hurup şeklinde de kullanılır masları kaçış havale fiili mufale babından e, efendim havale yuhavilu muhavelatun en direkt alan yani harfi cer'siz e çalıştı çabaladı gayret etti anlamında bir fiildir havale ettekelleme konuşmaya çalıştı. Havele el mesela çıkmaya çalıştı. Bu mastar sarih de olabilir. İsterseniz ki Arapçada çokça kullanılır. Mevver mastar olarak da getirebilirsiniz. Havele en yahruce. Havelen yahruce. Çıkmaya çalıştı. Mesela çıkmaya çalışıyorum uhavilu en ahruce. Ya da e, sınavda başarılı olmaya çalışıyorum. Uhavilu en en cehafil imtihani. Efendim burada en peşinden gelen e, fiil cümlesini mastarlaştırır ve burada nesne olarak kullanılıyor. Gördüğünüz gibi. Zenbun e, zunub سُجْ، جناح، لِصُّن، لُصُوصُن قلنا أه سيدي صاروخ فزا صواريخ فزا قلنا أعتقد أن محمدا في البيت الآن efendim Muhammed'in şimdi evde olduğuna inanıyorum. Enne Muhammeden Muhammeden Enne'nin ismi Filbeyt Enne'nin şimdi cümlesi sonra gelmiş haberidir. Ama müevvel masların tümü de i'tekade fiilinin nesnesi konumundadır. Mefulbi Kesurat Kesurat-ı zunubu suçlar, günahlar çoğaldı. Lakin Allah'a kafurun rahim. Fakat Allah bağışlayıcı, esirgeyicidir. Allah el. Lakin Allah'a kafurun rahim'un. Lakin haberidir merfu Berfu. Egit kitabet el juml el tealiyeti, mubtada bi ma biel el şekli kulla ma amkene, kema fil Efendim örnek olduğu gibi, mümkün olduğu sürece mümkün oldukça e, harekeleyerek parantez arasındakilerle başlayarak aşağıdaki cümleleri yeniden yaz. Yazımını yinele. Şimdi burada el İslamu munteşru fi Afrika'ya İslam Afrika'da yaygın mübteda haberden oluşan isim cümlesinin önüne lealle getirdiğimizde innenin kardeşlerinden olduğu için İslam'ı masup yapıyoruz. Leallel İslam'a munteşir fi ifriğiye. Umulur ki İslam Afrika'da yayılır. Anlamını verir. Etilmizatu fahimatun et derse. Bayan öğrenciler dersi anlıyor. Şimdi Sara dediğimizde Sara haberi nasip eder. Dolayısıyla Lalle ismini Sara haberini nasip ediyor. O zaman benim isim cümlesini müpteda ve haber diye ikiye ayırmam bir zorunluluk. Çünkü bilmezsem nasıl nasip edeceğim ya da ref edeceğim. Ve isim cümlesi iki ögeden oluşur. Özne ve yüklem. Müpteda ve haber. Ettilmizatu müpteda fahimetun etterse haber. Sa yazalım bunu. Yazalım buraya. Efendim sadece değişkenleri yazıyorum değişmeyenleri ilave edersiniz. Yer olmadığı için. Sarat Sarat tilmizatu fahimatin et derse. Öğrenciler dersi anlar hale geldiler. Et tayfani celisani fi hadil hücreti Misafirler bu odada oturuyor. Edunne <t> enne. Misafirlerin bu odada oturduğunu sanıyorum azanna e enne at-tayfayni jalisani fi hadhihi al-hujrati at-tayfayni e enen ismi olduğu için mansub vekile el-mahedi musafiran ila london enstitu e e vekilleri yani müdür yardımcıları Londra'ya seyahat ediyor enstitü vekillerinin müdür yardımcılarının Londra'ya seyahat ettiklerini öğrendim diyeceğiz. Ee, bu, yani bu cümleyi enne ile müevvel maslara dönüştürüyorum. E, ee, Enne'nin ismi mansup gelir. Vekila. Evet. Buradaki elif vekila'daki elif ye'ye ye dönüşür. Veki leyl mahedi alimtu enne veki leyl mahedi müsafirani ile London. Niye nun düştü? Efendim muzaaflar ikil çoğunluğunu almaz da o yüzden. Niteki melmahet kelimesi muzaafin ile mecrurdur. Demek ki bu muzaaf ve muzaaflar e, temin almaz, ikil çoğunluğunu almaz. Hakiki e, izafette el takısı da almaz. Muhammedun tabibun meşhurun Muhammed meşhur ünlü bir doktor. Şimdi diyeceğiz ki Muhammed ünlü bir doktor oldu. Asbaha Muhammedun tabiben meşhuran. As-sadiqu'l-vafiyyu akhun fi şitteti. Fi şiddeti. dost e, sıkıntıda kardeştir. Kardeş gibidir diyeceğiz şimdi. Kenne sadiqal vefiye, akhun fi şiddeti. Muallimu saffi. Muallimu saffi neşitune. Sınıfın öğretmenleri gayretlidir. Aktif, dinçtir. Ee, bu cümleyi pekiştireceğiz. İnne muallimi saffi neşitune. Niye buradaki u'yu i'ye dönüştürdük? Buradaki u ref hali. i nasb halidir. İnne muallimi safi neşitune. Efendim e, bu, bunun muallimune aslı ama nun muzafken düşer. Entum munsitune li muallimi. Siz öğretmenin açıklamasına kulak veriyorsunuz. Siz öğretmenin açıklamasını ne efendim İyice dinliyorsunuz. Gibisiniz. Yani siz sanki öğretmenin açıklamasını dinliyorsunuz. Sanki demek istediğimde Efendim entum arkadaşlar ayrık rev zamiridir. E, ke, e, i̇nne ve kardeşlerinden sonra bir zamir getireceksek bu bitişik nasp zamiri olur. E, dolayısıyla kennekum entumun bitişik nasp zamiri Hali, kenneye bitişik hali, kennekum şeklindedir. Kennekum munsitune li şerhil muallim. Siz sanki öğretmenin açıklamasını dinliyorsunuz. Öğretmenin açıklamasını dinliyor gibisiniz. Kennekum munsitune. Buradaki kum, kennenin ismi, munsitune ile başlayan ifade de, müfresso ile haberi. Muazzaful hukumeti, muhlisune li vatanihim. Hükümet memurları, devlet memurları vatanlarına karşı ihlaslıdır, samimidir. Umulur ki diyeceğiz. Umulur ki devlet memurları vatanına karşı ihlaslıdır. Bunu söylerken müptede haberi belirledik. mübtedayı leallenin ismi olarak mahsup yapacağız. Lealle muvazzafîl hukûmeti muhlisûne li vatanihim. Lealle نعلم نعلم موظفي الحكومه مخلصون efendim burada vefiyin kelimesi kelime bilgisi verelim vefalı vefakar eee şeklinde çoğulu getirilir şiddet şiddet sıkıntı darlık şede şeklinde çoğunluğu kullanabiliriz. Saffun sınıf, sufufun sınıflar. Sadik, astıga, ahun ihvetun ya da ihven. Tabibun etibba'u etibba'u. Meşhur, 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 şöhretli, ünlü demektir. Zayıf, zayıf, misafir, duyuf. İnteşara, bu ismi faili münteşir. İnteşara. Bu arkadaşlar e, iftihale vezindedir ha. İnfiale değil. Niye iftihale? Çünkü şuradaki T fazlalıktır. Kalıptan kaynaklanır. Bunun kök harfleri neşeredir. Yani bu infial değil. Ama inkesera mesela kesera kök harflerinden olduğu için infial vezindedir. İnteşara yayıldı demek. Vekil kelimesinin çoğulu vekil, ukele, ukele o şeklinde gelir. Hucratun hücre ama o da olarak tercüme edilir, kullanılır. Bizim Türkçe'de hücre olumsuz çağrışım yapıyor. En saate kulak vermek demek olup neye e, kime sorusunun cevabını ile ile verir. E, bazen ila yerine li kullandığı da olur. Nitekim burada mun ile ne muallim değil li şerhel muallim denilmiş. Şeraha fiili e, efendim müteaddidir. Şeraha yeşrahu şerhun Açıklamak demektir. Vatan, evtan demek. İstebtil ma beynel kavseyni. Parantez içindekileri değiştir. Buradaki ma ismi mevsul. Bil kelimetil münasebeti. Uygun kelimelerle. Yani parantez arasındakileri uygun kelimelerle yer değiştir. Ma tağyiri ma yezdemu. Gerekli değişikliği yaparak. İnne Müslimi Afganistan azimun ala redd al a'da'i an Afganistan Müslümanları düşmanları ülkelerinden kovmaya azimli kararlılar. Afganistan Müslümanları düşmanları ülkelerinden kovmaya e, kararlılar, azimliler. E şimdi Asbaha fiiliyle e, azimli hale, kararlı hale geldiler demek istiyorum. O zaman Asbaha yüklemi nasip eder, müfre soylu yüklemi, lafzen e, cümle soylu olanı da mahallen e, nasip eder. O zaman azimune ifadesi, Azimîn olacak. Ama müslimi innenin ismi olduğu için buradaki u y'ye dönüştü. Asbahanın ismi ise merfu olur. Asbaha müslimu Afganistan azimin ala reddil a'dayi Afganistan Müslümanları düşmanları ülkelerinden kovmaya kararlı hale geldiler. efendim bu cümle aynı cümleyi e, efendim değiştireceğiz. Umulur ki diyeceğiz. Umulur ki Afganistan Müslümanları düşmanları ülkelerinden kovmaya azimli olur. Lalla Müslimi Afganistan عَازِمُونَ ala redd el a'dai an miladihim. Biliyorum. O zaman Afganistan Müslümanlarının düşmanları ülkeden çıkarmaya, kovmaya azimli olduklarını biliyorum. Eğrifu, hmm. eğrifu, enne niye mücahidat kelime? Ha şurası, şurası. Eğrifu, enne Müslümi Afganistan azimun ala reddil a'dayi an biladihim. Peki mücahidat. Ya, az önceki anlamın aynısı sadece erkek efendim Müslümanlar değil efendim e, mücahideler diyeceğiz. Yani Afganistan bayan mücahitlerinin kararlı olduğunu biliyorum. Arifu enne enne mücahidat Afganistan azimat ala redd al aday biladihin. Değil mi? Burada him azimine yani merfu çoğul hum e, uygun şekilde uyarlama yapıyoruz. Arif enne mücahidat Afganistan azimatun ala redd al an biladihin. El mücahidat şey mücahidat kelimesinin ennen ismi ve kesra ile mansup olduğunu fark etmişsinizdir. Enne mücahidat çünkü fetha almaz. Peki mazale ma dersek e ne olur? En son mücahidat demiştik. E o zaman mazale olunca müzekker gelir. O zaman şunu da müzekker yaparım. Mazale mücahidu Afganistan, azimine ala reddili adeyy an biladihim. Efendim.